Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. İlk olarak dünya ülkelerinin ekonomilerinden bahsedeceğim. Türkiye'de yurt içinde Nisan ayına ait açıklanan Türkiye Ekonomi Güven Endeksi 51,3 puana geriledi. Ekonomik güven endeksindeki düşüş tüketici, reel kesim yani imalat sanayi, hizmet Perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamalarda vaka sayısının 117.589'a yükseldiğini, ölüm sayılarının ise 3081'e çıktığını söyledi. Vaka sayılarındaki azalmayla birlikte normalleşme sürecinin Ramazan Bayramı ile başlayıp başlamayacağını merak ediliyor. Dün Eğitim Bakanı Ziya Selçuk normalleşme sürecinin başlaması halinde okulların 1 Haziran'da açılabileceğini ifade ederken burada belirleyici olan süreç olacaktır dedi. Kurlarda yatay eğilim devam ederken Borsa İstanbul 100 endeksinin yukarı yönlü pozitif ayrışmasını bekliyorum. Bugün Mart ayına ait gelecek ticaret açığını takip edeceğim. Ayrıca öğleden sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bu ay gerçekleştirdiği ve 100 bas puan faiz indirdiği toplantının tutanakları açıklanacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal son enflasyon raporunda 2020 yılı enflasyonunun 8,2 2021 yılı sonu enflasyonu ise %5,4 olacağını açıklamıştı. Başkanın enflasyon raporunda revizyona gidip gitmemesi Türk lirası cinsindeki varlıklarda etkili olabilir. Özellikle faizlerin indiği dönemde reel faizlerin noktasında da etkili olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'ne gelecek olur isek dün akşam FED beklenildiği gibi faizleri %0,25 seviyesinde sabit bıraktı. Başkanın açıklamasında koronavirüsün orta vadede büyük riskler oluşturduğunu belirtirken sağlık krizinin ekonomik faaliyetler üzerinde ağır baskısı oluşturacağına dikkatler çekildi. FED toplantısında politika faizini ve iskonto faizini değiştirmediği toplantıda kararları oy birliğiyle alırken etkin para politikası aktarımı ve piyasanın çalışmasının desteklenmesi için gerekli miktarda hazine kağıdı, ticari konut morgış destekleri menkul kıymetler almaya devam edecek ifadeleri kullanıldı. FED Başkanı Powell'ın yaptığı açıklamalarda ekonomik faaliyet ikinci çeyrekte benzeri görülmemiş hızda düşecek derken bir işsizlik rakamının Çift haneli olabileceğinin altını çizdi. Bir sonraki işsizlik rakamının çift haneli olabileceğinin altını çizdi. Powell, harcamaların azaltılmasının yanında petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki düşüşün enflasyonu uzun süre aşağıda tutacağını söylerken, toparlanmadan emin olana kadar yetkilerini kullanacağını, ihtiyaç oldukça politik araçlarını kullanmaya devam edeceğini ve varlık alımlarının dikkate alındığında politika duruşlarının uygun olduğunun altını çizdi. Fed Başkanı Powell ayrıca önümüzdeki dönemde normalleşme sürecinin başlamasıyla harcamalarda artış, petrol fiyatlarında yükseliş ve Fed'in para arzını artırmasıyla oluşacak yukarı yönlü enflasyonist gelişmelerin risk oluşturduğunu. Böyle bir durumda Fed'in büyük risklerle karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Başkan Powell olası bir koronavirüs salgınının ikinci dalgasının gelmesiyle birlikte Fed'in gaza basarak parasal genişlemeyi hızlandırabileceğini de vurguladı. Fed Başkanı faizlerin ne kadar süre sıfıra yakın kalacağı noktasında spekülasyonda bulunmayacağını ancak Fed'in faiz arttırmak için acele etmeyeceğini ve attıkları adımların işlerliğini görmeyi bekleyeceklerini belirtti. Fed bağış yapamayacağını söyleyen Powell, yasalara göre borç ödeme yeterliliği olmayan şirketlere kredi veremeyeceklerini ama genel anlamda şirket kredileri kolaylıkla sonuçlandırılmaya yaklaştığını ve yakında faaliyete geçirilebileceğini dile getirdi. Dün 2020 yılı birinci çeyreğine ilişkin açıklanan Amerika Birleşik Devletleri büyümesinin %4,8 daraldığı görüldü. Beklenti ise %4 daralma olacağı yönündeydi. İkinci çeyrekte çok daha sert düşüş beklenirken dolar endeksinin aşağı yönlü baskılandığı da görülmüş oldu. Gilead Science firması klinik denemelerine Mart ayında başladığı Remdesivir adlı antiviral ilacın hastalara erken aşamada uygulanması durumunda koronavirüsün yol açtığı belirtileri hafiflettiğini açıkladı. Bu haberin ardından borsalarda sert yükselişlerin olduğu görüldü. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik başvurularının 3.5 milyon kişi gelmesi beklenirken giderek azalan işsizlik başvuru sayısı bir miktar olumlu karşılanmasına rağmen hala işsizliğin ikinci çeyrekte çift hanelere çıkması bekleniyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde kişisel gelirin %1,6 azalması beklenirken kişisel harcamaların ise %4,8 azalması öngörülmekte. Amerika Birleşik Devleti vatandaşlarının koronavirüs sürecinde tasarruf eğilimine girmesi beklenirken dolar endeksinin küresel bazda değer kaybetmesi oldukça olası. Euro bölgesine gelecek olur isek dün Almanya'da tüfe beklentilerin üzerinde %0,3 artış gösterdi. Euro dolar paritesi doların küresel bazda değer kaybıyla yükselişe geçerken paritenin 1,0885'in üzerine atılıp atılmayacağı da oldukça kritik olacaktır. Bugün Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın enflasyon, büyüme, istihdama yönelik yapacağı konuşmalar Euro üzerinde belirleyici olacakken yine ortak tahvil alım programı konusunda geldikleri noktada fiyatlamalar açısından yakından takip edilecek. Ayrıca koronavirüs salgınının Avrupa ekonomileri üzerine etkisine de değinecek olan Lagarde'ın Mayıs ayında gevşetilmesi beklenen önlemlere ve sonuçlarına dair yapacağı açıklamalarda kritik olacaktır. Bunun yanında bugün Euro bölgesinde tüfenin %0,1 açıklanması beklenirken çekirdek tüfenin ise %0,7 gelmesi tahmin edilmekte. Enflasyon tarafında beklentilerin üzerinde rakamlar gerçekleşebilir. Bu durumda Euro'da yükselişler öngörülebilir. İşsizliğin ise %7.3'ten %7.7'ye çıkması beklenirken bu veri Euro üzerinde aşağı yönlü baskıya da neden olabilir. 2020 yılının birinci çeyreğine ilişkin açıklanacak büyümenin de %3.7 daralması bekleniyor. Oldukça kritik verilerin açıklanacağı bugün Euro tarafında sert hareketlere neden olabilir. İngiltere'de ise dün İngiltere'de önemli bir veri akışı yoktu. Bugün de benzer bir şekilde önemli bir veri akışı yok de özellikle pound-dolar paritesinde 1,2515'in kırılıp kırılmaması önemli olacaktır. 1,2515 seviyesi kırılır ise alış baskısının artacağı paritede bu seviyenin altında satış baskısı ön planda olacaktır. Petrole gelecek olur isek Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan Haftalık ham petrol stokları 11,2 milyon varil artış beklentisine karşılık 9 milyon varil artış gösterdi. Petrol stokların beklentilerin altında kalması petrol fiyatlarının yükselmesini sağlayan unsur olurken aynı zamanda üretim kesintilerinin başladığına dair ufak bir ipucu göstergesi de oluşturmuş oldu. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump attığı tweetlerde piyasanın rahatlaması için 75 milyon varil ham petrolü alabileceğini ifade ederken dün de Hazine Bakanı Steven Mnuchin açıklanacak planı ulusal rezervler için milyonlarca varil petrol alınmasını da içereceğini bildirmesi petrol fiyatlarını yukarı yönle desteklemiş oldu. Şimdi ise dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak Borsa İstanbul 100 endeksine teknik olarak baktığımızda yukarıda 101.800 seviyesinin kırılması halinde önce 102.800 ve arkasından 104.045 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 100.646 seviyesinin altında önce 99.082 ve arkasından 98.240 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarıda 6,9930 seviyesinin kırılması halinde önce 7, 0183 ve arkasından 7,06 direncine doğru alımlar yaşanabilir. Aşağıda ise 6,9545 seviyesinin kırılması halinde önce 6,9220 ve arkasından 6,8880 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarıda 7,6110 seviyesinin kırılması halinde önce 7,6540 ve arkasından 7,7060 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 7,5610 seviyesinin altında önce 7, 5370 ve arkasından 7,5165 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda aşağıda 1,0851 seviyesinin kırılması halinde önce 1,0817 ve arkasından 1, 0.772 seviyesine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1,0885 seviyesinin kırılması halinde önce 1,0926 ve arkasından 1,0994 direnci test edilebilir. Altına teknik olarak baktığımızda yukarıda 1723 direncinin kırılması halinde önce 1730 ve arkasından 1738 seviyesine kadar yükselişler yaşanabilir. Aşağıda ise 1709 desteğinin altında önce 1698 ve arkasından 1691 seviyesine kadar düşüşler yaşanabilir. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarıda 387,40 seviyesinin kırılması halinde önce 389,40 ve arkasından 400 Türk Lirası seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 382, 25 seviyesinin altında önce 380 Türk Lirası ve arkasından 376,10 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Pound dolara teknik olarak baktığımızda aşağıda 1,2408 desteğinin altında önce 1,2358 ve arkasından 1,2304 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1,2482 seviyesinin üzerinde 1,2515 ve arkasından 1,2544 direnci test edilebilir. Dolar-Yen'e teknik olarak baktığımızda aşağıda 106,39 desteğinin altında önce 106,07 ve arkasından 105,30 seviyesine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 106,92 seviyesinin kırılması halinde önce 107,34 ve arkasından 108, 4 direnci test edilebilir. DAX 30'a teknik olarak baktığımızda aşağıda 11106 desteğinin altında önce 11000 ve arkasından 10867 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 11219 seviyesinin üzerinde 11.316 ve arkasından 11.526 direnci test edilebilir. Petrole teknik olarak baktığımızda 18,27 desteğinin altında önce 16,82 ve arkasından 15,58 seviyesine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 19,45 direncinin kırılması halinde önce 20,43 ve arkasından 21,14 seviyesine kadar yükselişler öngörülebilir. Bitcoin'e teknik olarak baktığımızda yukarıda 9477 direncinin üzerinde Önce 9767 ve arkasından 10025 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 9000 seviyesinin kırılması halinde 8525 ve arkasından 7, 7777 desteğine kadar düşüşler öngörülebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. We should take us